geçiyoruz. Yıldızda olanları şu an yapmamız gerekiyor. Olmayanları da sonraki haftaya getireceğiz. Bunları da sonraki hafta hazırlamamız gereken modeller. Şimdi böyle yavaş yavaş bunun kavitesini açmaya başlıyoruz. Okula böyle gittik. Aynı zamanda biz bu şekilde isimliklerimizi almaya gittik. Arkada da kocaman bir çantam var. Hani gerçekten hepsi çok ayrı bir ağır. Bunun içinde de şeyleri koymuştum. Beyaz önlüğü falan koydum. Ölüyorum. Yani İngilizce dersimden önce zaman bulabilirsem size neler olduğunu anlatacağım. Gün batımı eşliğinde. Herkese tekrardan merhaba. Çok uzun süre oldu sayılır. Yani en azından sizlerle böyle konuşalı. Aslında videoları tam günü gününe çektim. Genelde lab dersinden sonra çok yorgun oluyorduk en azından geçen sene. Bu sene Covid'den dolayı hani mesela geçen sene evlerimizdeydik, kameramızı açıyorduk, bilgisayar önünde işte bir gün boyunca bir şeyler yapıyorduk. Sonra ödevi biliyorsunuz hani atıyorduk, bunlardan zaten önceden bahsetmiştim. Bu sene yüz yüze olduğu için hani böyle 150 kişiyi zaten ikiye bölmüşlerdi, 75-75 olduğunu düşünelim. Covid yayılmasın diye daha böyle farklı bir yöntem denemişler. Sabah ve akşam grupları olarak ayrıldık. Her hafta değişiyor yani. O hafta ben bu videoyu kaydettiğimdeki hafta sabahçıydım. Bir hafta sabah, diğer hafta öğleden sonra olmak üzere böyle hep derslerimiz değişiyor. Mesela bu hafta şu an evdeyim gördüğünüz üzere. 29 Ekim'den dolayı eve geldim. Bu hafta mesela öğleden sonracıyım. O gün aslında video çekmiştim ama bildiğiniz gibi hani yarım gün yani 3 saat de olsa, bir tam gün de olsa en başlarda en azından lab dersinden sonra çok yoruluyordum. Bir de anatomi dersinden sonra. Şimdilerde bünyem birazcık daha fazla alıştı. O yüzden onun arkasına çekemedim. Her seferinde birazcık daha erteledim. Ben bu süreçte hani Instagram'dan takip ediyorsanız bir seminer sayılabilir bence. Seminere katıldım İstanbul'da. Hani böyle günübirlik Ankara'dan uçağa bindim. İstanbul'a indim. İstanbul'dan döndüm. Bunların da hepsinin kritiğini yaptığım bir video hazırladım size. Tabii ki de İstanbul'a giderken bir şeyler çektim. Onları da aynı zamanda beyaz önlük töreninin videolarını da çektim. Hazırda bekliyor. Ama şimdi o kadar çok dersler yoğunlaştı ki aynı zamanda biliyorsanız vizelerimiz bizim 2 aylık bir süreç oluyor. Hani vizeler başlıyor. O vize olurken arkadan diğer dersler de devam ediyor. Böyle günlük hayatımızın içerisine ve 2 aylık sürecin içerisine vizeler serpiştirilmiş oluyor. Vizelerimiz de yaklaşıyor. Yani 8'inde, 8 Kasım'da başlıyor. Ta 31 Aralık'ta tam bitişi var. Öyle söyleyeyim. O video attığım hafta ben bir şeyleri çekerken hani çok mutluydum. Çektim, editini yaptım, sizlere gönderdim. Anatomi gitti o hafta. Hani anatomi böyle dersler pat küt yığılmaya başladı. Ben ondan sonra bir kendimi derslere verdim ama bu süreçte çektiğim videoları editleyemez oldum. İzlediğiniz videoda ben böyle hafif böyle şeydi, ilk günün verdiği stres vardı, ne yapacağımızı bilmemenin verdiği bir şeyler vardı. Başlarda zor geçti. Biz ne yapıyoruz? Bunu anlattım mı hatırlamıyorum ama biz böyle dişlerde, o yaptığımız fantom minik dişlerde sanki bir çürük varmış gibi oradaki hayali çürüğü temizlemeyi öğreniyoruz. Aynı zamanda bunların üzerine amalgam dolgu yapacağız. Yani şu an kullanılmayan, şu annelerimizde, babalarımızda genelde gördüğümüz civa dolguları var ya hani herkesin bildiği, onları koymayı öğreneceğiz oraya.
O yüzden birazcık da açtığımız kaviteler farklı oluyor. Restoratif dersiniz bu arada. Hani şöyle yaptılar. Bizleri ikiye ayırdığımızda bir yarımıza protez dersi veriyorlar. Geçen sene yaptığımız şeyleri yapıyorlar. Hani 1500 liralık alışverişim dersinde aldığımız malzemelerle yapıyorlar. Biz de onları kullanıyoruz ama biz şu an restoratif grubundayız. Yani biz şu an dolgu yapmayı öğreniyoruz. Hatta döndüğümüz hafta bildiğiniz hani dolgu yapmayı, artık amalgam koymayı öğreneceğiz. Eğlenceli bir hafta olacak gibi. Hocalara gelince hocalar çok tatlı. Hani mesela protezde biliyorsunuz bir işi yapıyorduk. Fotoğrafını atıp gösteriyoruz. Normalde yüz yüze olsa hocalara göstereceğiz. Ondan bir puan alıyorduk. Bu sefer böyle puan gibi bir sistem yok. Biz açtığımız kaviteyi hocaya gösteriyoruz. Hoca diyor ki bunu derinleştir. Geri veriyor. Haftaya biz bunu bir daha gösterebiliyoruz. Hani böyle birazcık daha telafi sistemli bir şey var. Yani o düzgün olasıya kadar, hocalar onu kabul edesiye kadar biz orada istediğimiz zaman dişlerimizi gösterebiliyoruz. Hocalar beğenirse 5 yazıyorlar oradaki kağıdımıza. Hani beğenmezse, orta derecede bir şey olduysa 4 gibi bir şeyler yazıyorlar. Hani hocaların ellerinde yine bir puanlama sistemi var. Ama o şeydeki, yani protezdeki gibi gerçekten zor bir ortam yok bence. 10 Kasım'da sınavımız var. 10 Kasım'da yani pratik sınavımız var. O konuda birazcık gerginim, ne yapacağımızı bilmiyorum, neler isteyebilirler, tam gün mü sürecek, yarım gün mü sürecek, ne kadar çok şey isteyebilirler, hani o konuda birazcık gerginliğim var. Galiba söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yine bekliyorum, çünkü aklıma gelmemiş olabilir, ben bu videoyu çektikten sonra üzerinden 3 hafta falan geçti herhalde, çünkü o gerçekten ilk pratik dersimdi. Onun üzerine birçok pratik dersi yaptık, ödevler götürdük, şu an dediğim gibi hani dolgunun için dolduracağız. Eğer merak ettiğiniz şeyler ve benim atladığımı düşündüğünüz şeyler varsa yorumlara sorabilirsiniz, biliyorsunuz cevap veriyorum. Daha fazla hani bir şey sormak isterseniz de, yorumlara yazmak istemiyorsanız yine Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada sizin üniversiteleriniz nasıl gidiyor onları da çok merak ediyorum. Eğer yorumlara bunları bırakmak isterseniz de çok sevinirim. Biliyorsunuz hani dersler yoğunlaşmaya başladıkça buraya edit yapıp koymak da zorlaşmaya başladı. Birazcık daha hani üniversiteye alışma, yurt hayatına alışmadan dolayı şu an bir aksam oldu ama devamında yine elimden geldiğince fazla edit yapıp video atmaya çalışacağım. Haftaya da beyaz önlük yemin töreni, aynı zamanda bir de o İstanbul'a gittiğim ve katıldığım kongre, seminerim, şeyi de anlatmaya çalışacağım sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara bir şeyler bırakmayı ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız bunları aynı zamanda yorumlara yazıp abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.